Takvimler 9 Mayıs 2017 Salı'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem Naz Yılmaz, TV'lik akşam bülteniyle karşınızdayız. Sıcak Ordu gündemini aktaracağız ama öncesinde 60 saniyede Türkiye turu geliyor. Gönül dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz ülkelerin zalimler tarafından yıkılışına değil, dirayetli ve adaletli liderler tarafından imarına şahitlik etmek istiyorum. Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz. Bakanları da hoş karşılamıyoruz. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklarla yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık FF savunmasında elektrik mühendisi olduğunu ve mesleği nedeniyle teknolojiyle arasının iyi olduğunu söyledi. Örgütün haberleşme programı Bayluk'u kullandığını öne süren sanık, mühendisim bundan dolayı da teknolojiyle ilgiliyim. Birçok program kullandım. Bir yıl önce resmi görevlendirmeyle Çin'e gittim ancak burada Amerika ve benzeri ülkelerin yazışma programları çalışmıyordu. Bu nedenle WhatsApp gibi benzeri programları alternatif olarak 40 program indirdim dedi. FETÖ-PDY soruşturması doğrultusunda yurt dışına kaçan Hakan Şükür'ün talimatıyla bir bankada hesap hareketi bulunduğu yönündeki soru üzerine FF 8 bankada hesabım var ama hiçbir zaman bu hesabım olmadı. Ancak bu bankada eşime ait bir hesap vardı. İlçede katılım ve faizsiz bankacılık yapan iki banka vardı. Diğer bankada eşim çalışıp ayrıldığı için orayı tercih etmedik şeklinde savunma yaptı. Baş polis görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tutuklanan İAİT'a, FETÖ-PDY'de aktif rol aldığı ve örgütün yayın organlarını takip ettiği iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Hiçbir zaman örgütle ilişkili sohbetlere katılmadığını ileri süren sanık, örgüt adına kendisinden para toplandığını veya kendisinin de başkalarından para talebinde bulunmadığını iddia etti. İA evinde yapılan aramada örgüte ait kitap bulunmasına ilişkin evimde çıkan kitap üzerinde yazarında Osman adlı bir isim vardı. Arama sırasında yayın evi dolayısıyla el konulduğu söylendi. Bu kitap öğretmeni tarafından kızıma verilmiştir diye konuştu. Din görevlisiyken ihraç edilen tutuklu sanık İS'de Altınordu ilçesindeki bir camide müezzinlik yaptığını ve 8 senelik meslek hayatında örgüt sohbetlerine katılmadığını iddia etti. Üzerine kayıtlı iki operatörde de Bayluk kullanıldığı tespit edilen İS, bir hattını FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve firari konumunda olan dayısı H.Ç.'nin kullandığını savundu. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da hiç de azımsanamayacak nitelikte ordulu nüfusu var. Buna oranla yüzlerce de ordulu dernekleri dikkatlerden kaçmıyor. İşte irili ufaklı bu yüzlerce dernekte birlik ve beraberlik adına tek bir çatıda toplanıyor. Ordef'ten bahsediyoruz. Burada esas amaç orduların birlik ve beraberliğini sağlamak ancak işin içine farklı meseleler girince bazen birlik beraberlik yerini bölünmeye bırakabiliyor. Tıpkı Ordu Dernekler Federasyonu'ndan ayrılan bir grubun bu yılın başlarında kurdukları Ordu Dernekler Konfederasyonu gibi. Kısa adı Orkon. Aslında kurucular arasındaki isimlere bakacak olursak tek amacın orduların birlik ve beraberliği değil, siyaset sahnesine çıkmak olduğu çok net görünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki federasyon ne, konfederasyon ne? Konfederasyonlar birden fazla bağımsız derneğin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapı. Federasyonsa belli bir özerkliği koruyarak
iki veya daha fazla derneğin oluşturduğu topluluğa deniliyor. Bu açıdan bakacak olursak ordulu derneklerin toplanması gereken çatı federasyon. Ancak dedik ya, işin içinde farklı meseleler ve hedefler olunca bunlara bir de kişisel hırslar eklenince ortaya böylesi tablolar çıkabiliyor. Bunu niye söyledik? Ordef'ten ayrılarak bölen bir grup tarafından kurulan Orkon, İlk resmi etkinliğini İstanbul Kağıthane'de düzenleyecekti ama fiyaskoyla sonuçlandı. Açılış dahi yapılamadı. Ordu Kültür ve Sanat Festivali adı altında yapılması planlanan etkinliğe yeteri kadar destek ve katılım sağlanamadı. Hal böyle olunca da bu fiyasko 11 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Peki o gün yapılabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. İstanbul'da kurulan ve faaliyetlerini yine bu bölgede devam ettiren Ordulu Derneklerin ilk kuruluş amacı aslında orduluların birlik ve beraberliğini sağlamak, ancak işin içerisine siyasette rol kapmak dahil birçok faktör girince birlik ve beraberlik anlayışı bir kenara itilebiliyor. Bu birlikteliği sağlamak amacıyla kurulan Ordu Dernekler Federasyonu üzerine vazife edindiği bu görevi de layıkıyla yerine getiriyordu. Ancak Ordef içerisindeki bir grup bu birlikteliği bozdu ve ayrılma kararı aldı. Kişisel hedefler ordululuk bilincinin de önüne geçti ve Ordu Dernekler Federasyonu varken kısa adı Orkon olan Ordu Dernekler Konfederasyonu'nu kurdu. Orkon bu kuruluşunun ardından ordu kültürünü tanıtmak adına İstanbul Kağıthane'de 9 ve 14 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Sanat Festivali adı altında bir organizasyon tertipledi. Ancak organizasyon fiyaskoyla sonuçlandı ve açılışı 11 Mayıs'a ötelendi. Ötelenme sebebi ise iddialara göre kötü bir süreç yönetimi ve sonrasında yeterli katılımın sağlanamaması. Böylelikle ilk sınavda hüsranla daha başlamadan bitmiş oldu. Şimdi gözler 11 Mayıs'ta tekrarlanacak olan ötelenen açılışta. İki gün önce Perşembe ilçesinin Kırlı mahallesinde fındıkla ilgili yaşanan bir sıkıntıyı ekranlara getirmiştik. Fındığı yüksek fiyata satmak için yaklaşık 50 üreticinin fındığını teslim ettiği Selami Belen, kendisi hakkında yapılan iddialara cevap verdi. Kendisinin de dolandırıldığını ve üreticilerin paralarını veremediğini söyleyen Selami Belen, kendisinin de mağdur olduğunu anlattı. Bu sıradan sadece gönderiyordum. Ben oradan zamanı geldiği zaman benim param buraya geliyordu. Ben de arabama binip herkesin, çünkü kimden ne aldıysam, kaç kilo fındık aldıysam hepsi defterde yazılı, götürüyordum. Herkesin parasını dağıtıyordum. Bu millet parayı alırken çıkarıp da sen bizim işimizi gördün. Fındık 9-10 lirayken bizim fındığımızı 16-17'den sattın. Çıkarıp da 100 lira 20 lira vermeye bile nazaran insanlardı. Ben arabama cebimden yakıt koyup bu insana da iyilik yaptım. Ve bu iyiliğin karşısı da eğer buysa, benim başım dik alınmak, gelsinler benim yanıma. İki yıldır Perşembe'nin Kırlı ilçesinde vatandaşlardan piyasanın üzerinde bir fiyattan fındık alan Selami Belen'in şansı 3. yılda istediği gibi gitmedi. Fındıklarını veren üreticilerin paralarını geri veremedi. Bunun üzerine fındıklarını veren üreticiler bir araya gelmiş ve verdikleri fındıkların akıbetini öğrenmek istemişlerdi. Fındık üreticilerinin şikayetlerine suçlamaların odağındaki isim olan Selami Belen'den açıklama geldi. Benim bir arkadaşım vasıtasıyla biz bu fındığı buradan İstanbul'a gönderdik. O orada fındığı işletiyordu. Daha sonra bu fındığı İstanbul'da işletemedi. Biz burada sattık, ona parasını gönderdik. Yaklaşık 2,5-3 seneden beri biz bu işi yürütüyoruz. 3 seneden beri de kimden aldıysa, kendi annemle dahil olmak üzere, kendi babam, eşim, akrabam bu köyde herkesten alırken de bu işin bir riski var. Riske güveniyorsan bu fındığını ver dedik. İlk zamanlarda kimse şey yapmadı. Mesela vermeye çekindi, korktu. Mesela birkaç kişi verdiği zaman bu iş bir sene, iki sene gittik için böyle devam ettiği zaman herkes bu işe güvendi, verdi. Ve ben her zaman dedim ve her zaman yine söylüyorum, benim başım dik anlamak. Bu işin çok riskli olduğunu, fındık aldığı tüm üreticilere söylediğini söyleyen Selami Belen, tüm üreticilerin böyle bir riskin olduğunu bile bile fındığını verdiklerini söyledi. Biz bu fındığı alıyoruz ama bu fındığın içinde bir risk var. Bugün yarın gelmediği zaman kimse kimsenin kapısına gelmesin, kimse kimsenin hakkında dedikodu yapmasın. Kimse de ne en ufak bir senedim, kimse de ne en ufak bir imzam var. Kimse gelip de burada beni suçlayamaz. Bu işin içinde riski olduğunu bile bile herkes malını verdi. Herkes bu işi böyle şekilde yürüttük. Selami Belen, fındığını vermek isteyenler yüzünden geçmişte çalıştığı iş yerinin önünde kuyruk olduğunu belirtti. İlk zamanlar kendi annem babamdan illa ben istedim. Ama sonradan bu fındık geldiği müddetçe bu
Burada eşimiz, dostumuz beni iş yerinden ettiler. Ben 12 seneden beri lokantacılık yapıyordum. 12 seneden beri çalıştığım iş yerinin önünde millet kuyruk olmaya başladı. Neden? Çünkü fındık fiyatları 10 lira, 9 lira. Biz bu fındığı 16-17'den sattık. Bu köy bu zamana kadar hayatında göremeyeceği en büyük parayı gördü. Bunun dışında insanlar benimkini vermiyorsun, onunkunu veriyorsun, artık birbirinden kavga etmeye başladılar. Niye? Çünkü karşı tarafta çıkarları vardı. Ve bu işin riskini bildikleri halde bu işin içine girdiler. Şimdi para gelmediği zaman televizyon çağırıp, kanala çıkıp böyle konuşmalar yapıyorlar. Ben annem babamın evindeyim. Selami Belen kendisi hakkında yapılan iddialara cevap verdi. İstanbul'dan villa almışım. Ben ev almışım. Benim orada bir tane evim var. Evim de kayınpederin üzerine kredili. Eğer buna inanmıyorsun varsa Ordu TEP Bankası'na gitsin. Oradaki ben memuru arayacağım. Memurdan görsün. Bu evin üzerine 10 yıllık kredi var. Şu anda ben bunun 10 taksini ödedim. Geri kalan hepsi ödenecek. Madem bu ev benim, buna da iddia ediyorlar. Gitsinler, ona da baksınlar. Benim üzerime sadece bir arabam var. Bu da 13-14 milyar lira. Belen kendisini arayarak tehdit eden bazı fındık tüccarlarını da mahkemeye verdiğini söyledi. Fındık tüccarı ve bunlar, benim bu zamana kadar en ufak bir alışverişim olmadı. En ufak bir kefili, bir senedi varsa, benim ondan mal aldığıma dahil öyle bir cesareti varsa çıksın. Benim aileme namus şerefle tehdit etmiş telefonda. O kayıtlar da var zaten. Ben adliyeye gereken suç duyurusunu yaptım. Bunun hakkında da tazminat davasını açtım. Gereken inşallah devlet yapacak. O zaman göreceğiz kim suçlu, kim suçsuz. Selami Belen'in annesi Ayşe Belen'de yaptığı açıklamada paraları aldıklarında Selami iyiydi. Para gelmeyince kötü oldu dedi. İlk önce güzel geliyordu. Ben bunu aha olmadı dedim. Dedim ki oğlum bu çakalları dedim peşen takma dedim. Bu çakallar seni şaşıracak dedim. Bindirdiler parayı, şey fındığı bindirdiler geleydiğin. Sen kar alacaksın, ben kar alacağım. Şimdi de şey gelmeyince para, benim uşağım kötü oldu. Şimdi ayıydı benim uşağım, tüccardı benim uşağım. Çok iyiydi. Şimdi milletin gözünde düştü yere. Niye? Benim çocuğum fırsızlık yapmadı. Kimsenin ağzına tabanca dayamadı. Kimseden de zorla almadı. Perşembe Kırlı Mahallesi'nde yaşanan bu olay Nasrettin Hoca'nın kazan öldü fıkrasını akıllara getirdi. Doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne neden inanmıyorsunuz? Fındıkla ilgili bir haberle devam ediyoruz yine. Ordu ve Giresun'un il ve ilçelerinde fındığı dondan sonra şimdi de şiddetli fırtına vurdu. Ordu ve Giresun'da etkili olan fırtınada bazı fındık bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Gördüğünüz gibi şu anda evet çok hızlandı. Çok hızlandı fırtına. Dün gece etkili olan fırtınadan dolayı Ordu ve Giresun'daki birçok ilçe ve köydeki fındık bahçeleri zarar gördü. Üreticiler, Karadeniz bölgesindeki şiddetli fırtınanın kısa süre etkili olmasına rağmen fındık bahçelerine büyük zarar verdiğini belirtti. Ordu ve Giresun'daki birçok ilçe ve köydeki bahçelerde fındığın zarar gördüğünü öğrenen Ziraat Odaları birlikleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Uzmanlar, zararın özellikle yüksek rakımlı ilçelerdeki bahçelerde olduğunu ve şiddetli fırtınanın fındık rekoltesine olumsuz yansıyacağını söyledi. Altınordu Ziraat Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada da Ordu'da gece Altınordu, Gürgentepe, Gölköy, Çatalpınar, Korgan ve Ulubey ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü belirtildi. Fırtınadan fındık bahçelerinin de çok büyük zarar gördüğü kaydedilerek bununla ilgili yetkili birimler çalışmalarını sürdürüyor. Zararın boyutları birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılacak ifadesi kullanıldı. Öte yandan Ordu'nun Ulubey ilçesi Eymir Mahallesi'nde amatör kameralara yansıyan görüntülerse fırtınanın fındık dallarına verdiği zararın boyutunu ortaya koydu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde başlattığı sosyal tesis projesini tamamladı.
Belediyeciliğin sadece altyapı ve teknik yatırımlar olmadığını, ilçelerde hayata geçirdiği sportif ve sosyal donatı alanlarıyla ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde başlattığı sosyal tesis projesini tamamladı. Yapımı tamamlanan tesis hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Enver Yılmaz, bir sosyal tesisi daha Ordu ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulubey Güzelyurt mahallemizde 6260 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz spor ve sosyal tesis projemizi tamamladık. Sosyal tesis binasının bulunduğu alandaki çevre düzenlemeleri ve saha zemindeki iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirdik. Yaptığımız sosyal tesis, ilçemizdeki spor faaliyetlerine can suyu olacağı gibi aynı zamanda çevre mahallelerimizin de buluşma merkezi olacak. Tesisimiz hem sportif amaçlı kullanılacak hem de Güzelyurt'ta yapılan yaz festivali ve kara kucak güreşlerine ev sahipliği yapacak. İlçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun dedi. Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi Sosyal Tesisleri adı altında hizmet verecek tesis, 6260 metrekare alan üzerine 38 çarpı 80 metre doğal çim saha, 180 kişilik tribün, su deposu, baybayan WC, güvenlik birimi, hakem odası ve sosyal tesis şeklinde inşa edildi. Saha etrafında 2 adet yedek kulübesi ve 1 adet sağlık kulübesi de yapıldı. 70 metrekaresi tesis binası olarak düzenlenen saha, yazın festival alanı olarak kullanılacak. 10 Mayıs çarşamba gecesini 11 Mayıs perşembeye bağlayan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili gecesi yaklaşıyor. Yaklaşan Berat Kandili sebebiyle Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk açıklama yaptı. Öztürk bu gecenin bir fırsat gecesi olduğunu belirtti. Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk yaklaşan Berat Kandili Gecesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Müftüsü Mürsel Öztürk şimdiden tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ettiğini ifade ederken Berat'ın kelime anlamı ile ilgili bilgiler verdi. Şaban ayına girdik ve onu tamamlamak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki 10 Mayıs çarşambayı perşembeye bağlayan gece Ramazan'dan önce idrak edeceğimiz son mübarek gece, yani Berat Gecesi. Şimdiden bütün kardeşlerimizin bu mübarek Berat Gecesini tebrik ediyorum. Berat demek, değerli kardeşlerim, rahmet, icabet, gufran anlamına geliyor. Takdir olarak da isimlendirilmiş. Türkçemizde zaten Berat kelimesini biz kullanıyoruz. Özellikle herhangi bir suçla itham edilen, tutulan birisinin bu suçla alakası olmadığını gösterir. Efendim bir beraatı eline aldığı zaman beraat etti denilir. Yani bundan kurtuldu anlamına geliyor. Dolayısıyla beraat demek aslında bir kurtuluş demektir. Müslümanın, müminin günahlardan arınması demektir. Müftü Mürsel Öztürk, Peygamber Efendimizin bir hadisinden de bahsederken, meşru olan her şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyerek bu geceyi değerlendirebiliriz ifadelerini kullandı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Hak bu gece gün batıncaya kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek, yok mu benden af isteyen, yok mu benden nimet isteyen gibi, bu anlamda meşru şeyleri Cenab-ı Hak'tan istemeyi bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tavsiye ediyor. Yani meşru olan her şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyerek bu geceyi değerlendirebiliriz. Mürsel Öztürk bu geceye has özel bir ibadetin olmadığını ifade ederken, bizim ibadetlerimiz belli dedi ve Berat Gecesi yapılması gerekenleri anlattı. Bu geceye has özenli bir ibadet, özellikli bir ibadet yok. Bizim ibadetlerimiz belli. Zaman zaman şu gece şu kadar namaz kılınır, bu kadar şu yapılır. Bunlar doğru şeyler değil. Bu gece evet, ibadet olması gereken, ibadet ilgili yapmamız gereken şeyleri yaparız. Nedir o? Dua. Nedir? Namaz. Nedir? Efendim, gündüzünü oruçla geçirmek. Efendim, Kur'an okuyarak, dua ederek, bütün İslam alemine, bütün müminlere, insanlığa dua ederek bu geceyi değerlendirebiliriz. Gündüzünü oruçla geçirmemizi Peygamberimiz tavsiye ediyor. Bu hem çarşamba günü olabilir, hem de perşembe günü de olabilir. Yani gündüzü diyecek, ikisini de anlıyoruz. Farklı farklı rivayetler var. Öztürk bu geceler bizim için bir fırsat gecesi ifadesini kullandı. Özel gecelerin sevabının da ayrı olduğunu belirtti. Ama en önemlisi, bu geceler bizim için
bir fırsat gecesi. Yani Müslümanların farklı bir zaman diliminde Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaştığı, yaklaşabildiği özel gecelerdir. Bu geceleri inşallah güzelce değerlendirelim, fırsatı değerlendirelim. Ramazan'a temiz bir şekilde inşallah gidelim. Bu gece demek ki bir defa kendimize dua edelim. Evladımıza, iyalimize, çoluğumuza, çocuğumuza dua edelim. Ülkemize, memleketimize, İslam alemine, bütün insanlığa inşallah dua edelim. Bir göz kapağı gibi açılır gülün yaprakları. Ve Hazreti Muhammed'in yüzü doğar bir kez daha dünyaya. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, altyapı çalışmalarının son aşamaya geldiği Şarkiye Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak milletin ayağının çamur değil, toza dahi dokunmadığı bir ortamı teslim edeceğiz dedi. Altınordu Belediyesi ekipleri Altınordu'nun modern bir kimliğe kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınordu ilçesinin nüfus yoğunluğunu sırtlayan ve şehir merkezi konumunda bulunan Şarkiye Mahallesi'nde de altyapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşın hizmetine sunulmak üzere aralıksız devam ediyor. Altyapının tamamen değiştirildiği ve yağmur suyu kanallarının yenilendiği mahallede asfalt ve ışıklandırma işlemleri için çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalarla Şarkiye Mahallesi'nin görünümü değişecek ve vatandaşların hizmetine girecek. Evet. Ondan sonra başlıyoruz. Evet. Şimdi dokunamadım. Şehirde yapılan çalışmaları yakından takip eden ve periyodik olarak incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Şarkiye Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Başkan Tekintaş'a ziyaretinde belediye başkan yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Şarkiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmalarını gece gündüz devam ettiklerini söyledi. Ancak kazmayla kürekle de olsa çalışıp yağmur suyu kanallarını bitiriyoruz. Yani çok az bir yer kaldı. Ama bir yandan da hazır olan yerlere de şimdi üst yapı için, asfalt için giriyoruz. Hemen arkasından asfalt biter bitmez de baskı beton kaldırım için çalışmalar devam edecek. Ve bu mahallede öncelikle bahsettiğimiz bu sıralı altyapıyı bitireceğiz. Hemen arkasından bina yüzleriyle ilgili çalışmalara geçeceğiz ve burayı gerçekten bu karanlık ortamdan aydınlık ortama taşımış olacağız. Çok zor bir yer, sıkıntılı bir yer. Evet, bunu biliyoruz. Tekintaş her türlü zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini, milletten bunun için destek ve güven aldıklarını vurguladı. Ama görev bizim, iş bizim. Millet bize bunun için zaten güven verdi, destek verdi. Şimdi inşallah bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışmaları tamamlayıp hızlı bir şekilde burayı hazırlayacağız. Ve milletin ayağının çamur değil toza dahi dokunmadığı bir ortamda inşallah burayı milletimize teslim edeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hazırladığı makro projelerden birini Korgan ilçesinde hayata geçiriyor. OSKİ bu çalışmasıyla Korgan ve çevresini kesintisiz içme suyuna kavuşturacak. Geleceğe yönelik projeleriyle geniş bir coğrafyanın içme suyu ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen OSKİ çalışmalarını Korgan'da sürdürüyor. 2015-2016 yıllarında Eğricesu Deresi'nden başlanan ve Korgan ilçe merkezine kadar getirilen isale hattı, 2017 yılı yatırım programı kapsamında Fasa ve Çatalpınar ilçesinin üst mahallelerine kadar da uzatılacak. Çalışmaların sonunda Korgan ilçe merkezi ve çevresinin yanı sıra Çatalpınar ve Fasa ilçelerinin yüksek rakımlı mahalleleri de kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak. Bu kapsamda Korgan'a 11.341 metre isale ve 9.710 metre şebeke hattı ile 2.525 metre kanalizasyon hattı inşa edilecek. İlçe merkezinde kısa bir süre önce başlayan kazı çalışmaları sonucunda 1.000 metre isale ve 1.000 metre şebeke hattının yapımı tamamlandı. Kanalizasyon hattındaki çalışmalara ise kısa süre içerisinde başlanacak. Korgan ilçe merkezinde kullanım ömrünü tamamlamış ve sık sık arıza veren mevcut şebeke hatlarının da yenileneceği çalışmalar ile İlçede içme suyu şebeke hattı olmayan mahallelerde yeni şebeke hatları yapılarak bölgenin tamamı içme suyunu kavuşturulacak.
Korganın merkezinde isale ve şebeke hattının yanı sıra 2525 metre kanalizasyon hattının yapılması planlanıyor. Tüm bu çalışmalarla ilçedeki altyapının tamamına müdahale edilmiş olacak. Eski Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay memleketi Ordu'ya geldi. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'nın daveti üzerine Ordu'ya gelen Günay, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Günay, Türkiye'nin dolaylı vergi sisteminden doğrudan vergi sistemine geçmesi gerektiğini vurguladı. Merhaba arkadaşlar. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın davetlisi olarak memleketi Ordu'ya geldi. Ertuğrul Günay'ı Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ve Onursal Başkanı Ertuğrul Yüksel ve oda üyeleri karşıladı. Program kapsamında açıklama yapan Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Ertuğrul Günay'a duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirerek muhasebeciler ve mali müşavirlerin Türkiye ekonomisindeki rolünü dile getirdi. Türkiye'de biz mali müşavirler önemli bir yükün altına imza atıyoruz. Ekonominin temel taşlarının oluşmasındaki en önemli vergi gelirlerini bizler topluyoruz. 2017 yılı bütçesi 614 milyar olarak açıklandı. Bunun 511 milyarı TL'si vergi gelirleri. Bu vergi gelirleri bizim bürolarımızda, bizim çalıştığımız meslektaşlarımız tarafından hazırlanan ve devlete sunulan bir değer. Bu anlamda önemli bir görevi ifade ediyoruz. Ordu'da 360 tane mali müşavir var. 40 tane stajyerimiz var. Yanımızda çalışan elemanlar, diğer şirketlerde çalışan elemanlarla beraber 2000 kişilik bir muhasebe çalışanı, muhasebe dünyası. Ailelerimiz ve işlerimizle birlikte de yaklaşık olarak 12 bin civarında bir kitleyi temsil ediyoruz. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Onursal Başkanı Ertuğrul Yüksel, mesleklerinin gelecekteki vizyonunu dile getirdi. Bu mesleğin gelecekteki vizyonu toplum adına, kamu adına bu ticari hayatı denetlemek, denetimini yapmak, kayıtlarını tutmaktır. Şimdi tabii mesleğimize mücadele ediyoruz. İyi bir noktaya gelsin istiyoruz. Bizim taleplerimiz Türkiye'nin talepleri. Bu anlamda da hakkımızı için mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Düzenlenen program kapsamında konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, mali müşavirlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Çok önemli bir alanda çalışıyorsunuz. Ben hukukçuyum ama mali müşavirler, muhasebecilerin de hukukçular kadar önemli. Belki bazen onlardan da önemli olduğunu biliyorum. Ertuğrul Günay doğrudan vergi sisteminin geçirilmesinin önemine değindi. Türkiye'nin zaten yaşadığı birçok sıkıntıdan kurtulması için iki şeyin yapılması lazım. Bu vergide işte konuşa geldiğimiz bu düzenlemelerin, yani dolaylı vergiden daha fazla doğrudan vergiye geçmenin, gerçek vergilendirme sistemine geçmenin, gelir oranında kazanılan gelire göre doğrudan ve iradi vergi sistemine geçmenin çok önemi var. Kamu yönetiminin doğru işlemesi için bir de siyasetin şeffaflaşmasına ve siyasette kaynak kullanmanın sınırlanmasına çok ihtiyacımız var. Dalda duran altın, boncuk, fındık fiyat konusunda üreticisinin yüzünü bir türlü güldüremiyor. Güldüremediği gibi spekülasyonlara da kurban edilmeye çalışılıyor. Bakanlığın rekolte açıklamasını yasaklamasına rağmen ihracatçılar bir taraftan rekolte açıklaması yapıyor. Ziraat odaları ise bu duruma tepkili. Ordu'nun altın ürünü fındıkta yeni hasat dönemine girilmeden ihracatçılar tarafından yapılan rekolte açıklamaları üreticileri düşündürüyor. Zaten fiyat konusunda istediğini alamayan üretici ise son çareyi Toprak Mahsulleri Ofisi'nde buluyor. Yeşil ördek gibi daldım gönlere. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya girmesiyle az da olsa kıpırdanan fındık, ihracatçılar tarafından açıklanan rekolte tahminleri karşısında kabuğunu kıramıyor. Ziraat odalarındansa ihracatçılar tarafından yapılan rekolte açıklamalarına tepki gecikmedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydansa yapılan rekolte açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Baktığımız zaman son günlerde 2017 fındığı üzerinden rekolte ile ilgili bazı açıklamalar var.
özellikle ihracatçı kanadında bu rakamlarla ilgili de söyledikleri rekolta tahminleri var. Bunlar gerçekten doğru değil. Yani bundan sonra her kurum kendi başına bir rekolta açıklaması yapılmayacak. Sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bünyesinde temsilcilerin de birer üye vererek bir çalışmayla beraber tek çatı altında bir rekolta açıklaması kararı alınmıştır. Ama maalesef bu karara uymayanlar var. Bunlar doğru değil. Başkan Soy'dan ihracatçılar tarafından yapılan açıklamaların kesinlikle doğru olmadığını ve yapılan rekolta açıklamalarının üreticileri yanlış yönlendirdiğini söyledi. Bu kararla uymayanlar şu anda rekolta rakamlarıyla beraber kamuoyunu, üreticilerin burada bir yanıltma içerisindeler. Gerçek rekolteyi Haziran ayının sonlarına doğru Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Biz de Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bu kararın da içindeyiz. Bu karara uyuyoruz. Çünkü doğru alınacak olan kararın, doğru yapılan bütün çalışmalar içindeyiz. Ve şu anda da bizim rekoltemize tepki gösterenler şu anda kamuoyunda rekolte rakamlarıyla kendi kendilerine açıklamalar yaparak ve birbirlerinin açıklamalarına tepki gösteriyorlar. Soy'dan son olarak üreticilere seslendi. Yapılan rekolte açıklamalarına üreticilerin kesinlikle itibar etmemelerini belirtti. Benim buradan özellikle üreticilerimize kesinlikle bu açıklamalara, bu rakamlara itibar etmesinler. Çünkü şu anda rekolte çalışmalarıyla ilgili de karanfil sayımı da daha önceki yıllarda da bakanlık tarafından yasaklanmıştı. Kamuoyunu, üreticilerin burada bir yanıltma içerisindeler. Bunlara kesinlikle üreticimiz ve kamuoyu itibar etmesin. Sırada vefat haberlerimiz var. Cemaatimizin de ölmüşlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, haberdar eyle. Ordu siyaset ve ticaret hayatının önemli isimlerinden biri olan İbrahim Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Partisi İl Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıkları yapan ve aynı zamanda ticaretle uğraşan İbrahim Aydın, aynı zamanda Ordu Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından olan Ömer Aydın ve Mimar Aynur Yücel'in de babasıydı. İbrahim Aydın'ın cenaze namazı Orta Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazına ise Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sanayici iş adamları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Aydın'ın naaşı Orta Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı ilçesi Ayrılık Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan Orta Camii'nde Alaaddin Anaçoğlu için de cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından ise merhum Alaaddin Anaçoğlu Güzelyalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ordu'da Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yapımı devam eden Arın Balın Peteğin projesi kapsamında kurulan tesis 2017 yılı ortalarında tüm makine ve donanımlarıyla faaliyete başlayacak. Bu anlamda Türkiye Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız kısa süre içerisinde çalışmaların başlayacağı Arın Balın Peteğin projesini anlattı. Türkiye'de ballı iller içerisinde birinci olan Ordu'da Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla desteklenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından sunulan Arın Balın Peteğin projesi, Türkiye'de bal üretiminin üçte birini sağlayacak. Proje kapsamında Ordu'da bal üretimi, depolama ve pazarlama için yenilikçi bir yaklaşımla teknolojinin de ağırlıklı olarak kullanılacağı tesiste çalışmalar devam ediyor. Arın Balın Peteğin projesi kapsamında uluslararası standartlara sahip tesiste test ve analiz laboratuvarları da kurulacak. Arın Balın Peteğin projesini değerlendiren Türkiye Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız, şu an için tesisin bitirildiğini ancak tesis içerisinde çalışmaları yürütecek teknik ekibin yetiştirildiğini söyledi. Tamamlandı, tesis tamam ama hesap uzmanı, bal dolum uzmanı, bu konularda adam vatandaş yetiştiriyorlar, idarecileri yetiştiriyorlar, nasıl çalışabileceğinin programını yapıyorlar.
Başkan Yıldız, Arın Balın Peteğin projesinde hedefin Türkiye olduğunu, kurulan bu tesisin ise arıcılık sektöründe %30'luk dilimi oluşturduğunu belirtti. Hedefi Türkiye. Çünkü genel büyük düşünmemiz lazım. Bu tesisin Türkiye'nin en az %30'una hitap eder. Ki bu çok büyük bir rakam. Herkes burada kendi balını doldurup, hani diyor ya, işte ben balımı doldurup, ben niye satamayayım? Ya satamazsın tabii ki. Sen nerede doldurdun, nerede şey yaptın? O devirler geçti. Onun için geleceksin burada, balını doldurtacaksın. Markası da üzerine koyulacak. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte orman ve örtü yangınları da gündeme geldi. Karadeniz bölgesinde gövde yangını olmasa da bağ ve bahçelerde anız yakanlar ve piknik yerlerinde mangal yaparak ateşi söndürmeyenler bilemeyerek de olsa örtü yangınına neden olabiliyor. Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak bahçe temizliği yaparak anız yakanları, araçlarından sigara izmariti atanları ve pikniğe giderek ateş yakan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte bilinçsizce bağ ve bahçelerde yakılan anızla piknik yapanların söndürmeden bıraktığı ateş ya da araçlardan atılan sigara izmaritleri bölgemizde örtü yangınlarına, büyümesiyle birlikte orman yangınlarına neden olabiliyor. Bu da hem ormanlarımıza hem de barındırdığı bitki ve canlılara zarar verebiliyor. İstatistiklere göre Türkiye'deki orman yangınlarının %96'sının insan kaynaklı olduğu biliniyor. Bu yüzden vatandaşları uyaran Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, bilhassa anız yakanları, araçlarından izmarit atanları ve piknik yapanları uyardı. Şimdi bizim bölgemiz yangını hassasiyet noktasında az hassas olan bölgelerden. Bizim bölgemizin yangın sezonu, Türkiye'nin yangın dönemi başlıyor, bizim bölgemizin yangın dönemi bitiyor. Bizde daha ziyade bu Karadeniz'e bakan yamaçlarda bağ bahçe temizliği neticesinde anız diye nitelendirdiğimiz artıkların yakılması, kontrolsüz yakılması neticesinde ormanlara sirayet ediyor bu yangınlar. Böyle gövde yangını pek olmuyor bizde. Örtü yangını oluyor. Biz de bunları işte mevcut ekipmanlarımızla, arazözlerimizle beraber müdahale ediyoruz ve söndürüyoruz. Çok son 5 yıl içerisinde yani böyle gövde yangını dediğimiz ağacın tamamının yandığı nitelikte yangınlarımız olmadı. Daha ziyade böyle örtü yangını dediğimiz alt tabakanın yandığı yangınlar daha ziyade bizim bölgemizde vuku buluyor. Bunlar erken ilkbaharda, geç sonbaharda yani kışa yakın dönemlerde tarla, bağ, bahçe temizliklerinin yapıldığı dönemde. Bu şu demek değildir, yazın yangın çıkmıyor, tabii ki çıkıyor. Ama bir Ege, Akdeniz gibi mıntıkalardaki yangınlar gibi değil. Biz o dönemlerde de gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Ekiplerimiz, arazözlerimiz, ilk yangın müdahale araçlarımız, yangın söndürme havuzlarımızla beraber teyakkuz halindeyiz. Çıkınca yangını çok fazla büyümeden söndürüyoruz. Veysel Kodalak, Orman Genel Müdürlüğü olarak yangın olaylarının yaşamaması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Daha ziyade camilerimizde, müftülüklerimiz sayesinde vatandaşlarımıza işte ormanlarda piknik, özellikle yazın piknik yaparak, piknik yaparken ateş her yerde piknik yapmamalarını, yanık şekilde şeylerini bırakmamalarını, işte cami minberlerden, kürsülerden hocalarımız sayesinde vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Kaymakamlıklarımıza bu bağlamda iletişim halindeyiz. Bizim teknik elemanlarımız, memurlarımız köy toplantıları yapıyorlar. Köy kahvelerinde cuma günleri veya diğer günlerde gidip bu yangınla ilgili vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları anlatıyorlar. Sağ olun basınımız bu konuda çok hassas, çok istifade ediyoruz, uyarıyorlar. Spot reklamlar giriyor yangına karşı, işte hayatımızı söndürmeyelim, geleceğimizi yakmayalım gibi. Bu tür bizim yazılı ve görsel billboardlarımızda da bunları kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Toplumumuz bu konuda bayağı bilinçlenmiş. Kodalak, yurttaşların ormanda en küçük bir duman gördükleri zaman bile Orman Teşkilatı'nın 177 nolu ücretsiz telefon hattına ihbarda bulunmalarını sözlerine ekledi. Biz yöre olarak çok fazla muzdarip değiliz ama inşallah hiç yangınsız bir sezon diliyoruz. Ama yazın her an 24 saat telefonumuz bir yangın haberi geldi diye teyakkuz halindeyiz.
Ünye ve Çevre İlçeleri Dernekler Federasyonu'nun geleneksel hale getirdiği Ünyeliler Buluşması'nın 13.sü 21 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yapılacak bu buluşma öncesi TV52'yi ziyaret eden Ünye ve Çevre İlçeleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Halit Cımbırtoğlu tüm orduları, Ünyelileri bu şölene davet etti. Ünye ve Çevre İlçeleri Dernekler Federasyonu 13. Ünyeliler Buluşması'na hazırlanıyor. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Ünyeliler Buluşması öncesi, Ünye ve Çevre İlçeleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Halit Cımbırtoğlu, TV52 Genel Yayın Yönetmeni Volkan Topkaya'yı ziyaret etti. Ünye ve Çevre İlçeleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Halit Cımbırtoğlu, düzenlenecek piknik hakkında açıklama yaptı. Ünye Dernekler Federasyonu olarak bu yıl 13.sünü gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 6 yıldır da aynı mekanda yaptığımız pikniğimizi bu yılda yine aynı mekanda Eyüp Belediyesi piknik alanı, Kurtkemer piknik alanında gerçekleştireceğiz. İnşallah bütün hemşerilerimizi de oraya bekliyoruz 21 Mayıs'ta. Başkan Halit Cımbırtoğlu piknikte yapılacak aktiviteleri açıklayarak asıl amaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu belirtti. Dolu dolu bir gün yaşayacağız. O gün 4 tane sanatçımız var bizi orada eğlendirecek. Ve bunun yanı sıra protokol misafirlerimiz olacak. Palyaçolarımız olacak çocuklarla ilgili program içerisinde. Zaten pikniğin asıl hedefi hemşerileri bir araya toparlayıp hasbihal etmektir. Yani bir yıl boyunca birbirini özleyen, birbirine hasret kalan hemşeriler orada o gün hasbihal ediyorlar. Ya doğrusu da bu zaten. Halit Cımbırtoğlu gelecekte ordulara faydalı işler yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Federasyonlarımıza yani Ünye Dernekler Federasyonu ve Fatsa Dernekler Federasyonu, Mesudiye Dernekler Federasyonu olmak üzere konfederasyonumuza bir yer kazandırmakla alakalı piknik sonrası hemen böyle bir çalışma içerisine gireceğiz. İnşallah Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Özlem Öztekin Hanım'la beraber İnşallah ordulara faydalı işleri yapmaya devam edeceğiz. Cımbırtoğlu tüm orduları piknikte görmek istediğini dile getirdi. Ordulu bütün hemşerilerimizi, tabii pikniğimizin ismi her ne kadar Ünyelilerin büyük buluşması da olsa geleneksel hale gelmiş çünkü. Biz bütün orduları orada görmekten onur duyarız, onları ağırlamaktan şeref duyarız diyorum. Herkesi davet ediyorum. Ziyarete katılan Ünye Yeşilkent Mahallesi Kolunköy'ü Dernek Başkanı Reşat Yıldıran piknikteki amaçlarını belirtti. Şimdi bizim pikniğimizin amacı Ordulu, Ünyeli, Akkuşlu, şusu busu Ordu'nun 18 tane ilçesini bir araya toplamak. Bir ordu olarak en açılı en basitinden yani Mesudileli, Gölköylü olmasak dahi onların yani peşinden koşmak şartıyla hep bir araya gelmek, birlik ve beraberliğimizi devam ettirmektir. 21 Mayıs Pazar günü yapılacak Ünyeliler Buluşması TV52'den canlı olarak yayınlanacak. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde etkinlik düzenlendi. Ünye 100. yıl mevkiinden başlayan yürüyüşe çok sayıda kişi katılırken yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Evet. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Ünye'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk olarak Ünye sahilinde yürüyüş gerçekleştirildi. Ünye 100. yıl mevkiinde başlayan yürüyüşe çok sayıda kişi katılırken yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinlikte ilk konuşmayı Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanı Arslan Güdek yaptı. Ünye'mizin engelliler yönünden daha fazla yaşanabilir bir kent olduğunu, daha fazla erişilebilirlik, daha fazla ulaşılabilirlik yönünden iyi durumda olduğumuzu görmek beni gerçekten memnun ediyor. Bu çalışmaları yapan bütün görevli, yetkili arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Etkinlikte konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyarsa, engelliler 2002 tarihine kadar adeta odalara hapsedilen ve kimsenin görmediği bir noktaydı şeklinde konuştu. 2002 tarihine kadar adeta odalara hapsedilen, kapıların kapatıldığı, kimsenin görmediği ya da kimsenin duymak istemediği bu evde şu varmış denilmesin diye adeta kendi kilitli kapılar arkasında hayat süren bir noktada idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraber talimatları doğrultusunda yürüyen başta bir engelliler kanunumuz yoktu. Onun çıkarılmasından sonra evde bakım ücretleri başta olmak kaydıyla
gerekli tedavilerinin yapılması, eğitim organizasyonlarının, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında bugün baktığımızda Ünye'deki ulaşılabilir olan noktalardan herkesin burada meydanda olduğunu görüyoruz. Etkinlikte söz alan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise toplumumuzda bu duyarlılık yayılarak devam etsin dedi. Toplumumuzda bu duyarlılık yayılarak, içselleştirilerek devam etsin. Emeği geçen, katkı sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz olmak üzere bütün yerel yönetimlerimize, taşra yönetimlerimize, duyarlılık gören vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Artık vatandaşımız şunu söylüyor. Diyor ki, yasal gerekli olduğu için değil, ben engelli vatandaşım bu binaya nasıl girer, bu dükkana nasıl girer, bunu araştırıyor, soruşturuyor, buna uygun altyapı ve teknik donatımla hizmetlerin yatırımlarını gerçekleştiriyor. Etkinlikte dikkat çeken isimlerden biri de Ayşe Işık'tı. Işık'ın ayaklarıyla yaptığı resimler büyük beğeni topladı. Daha sonra ise Işık yazdığı kitabı Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Çamyar için imzaladı. Etkinlikte daha sonra engellilerin zeybek gösterileri yer aldı. Programda son olaraksa okçuluk kulübü gösterileri yapıldı. Eğitimci yazar Erdal Kara'nın yazdığı Sarı Buğday Mavi Umut adlı romanın kahramanı Ayşe Işık Ünye'ye geldi. 5 yaşında geçirdiği bir kaza sonucunda iki kolunu kaybeden Ayşe Işık ayaklarıyla resim çizdi. 5 yaşında geçirdiği bir kaza sonucunda iki kolunu kaybeden Ayşe Işık hayata küsmek yerine bizzat yaşamak için sıkı sıkıya sarılıp kendinde resim yapma yeteneğini keşfetti, tuvallere hayat verdi. Eşliğiniz bağlı, hayal ettiğiniz Ayşe ile, gördüğünüz Ayşe ile. Engelliler Haftası dolayısıyla hayatını roman olarak yazan ilkokul hocası Erdal Kara tarafından İstanbul'dan Ünye'ye çağrılan Ayşe Işık, Arif Nihat Asya Kız Meslek Lisesi ve Adnan Menderes Ticaret Lisesi'nde öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Evet arkadaşlar, Sarı Buğday Mavi Umut kitabının kahramanı Ayşe. Ayşe Işık. Kız Meslek Lisesi'nde yapılan söyleşide konuşan Erdal Kara, Türkiye'de %15 engelli insanımız var. Fakat biz %85 engelsiz insan engellilere engel oluyor dedi. Böyle bir başarı öyküsü olan bir roman ve motivasyon etkisi yaratacak çocuklara, gençlere ve toplumun tamamına böyle bir düşünce doğdu. Buradan evet okuyan öğrencilerimizin de güzel temaslar kurduğunu gördük. Romandaki kahramanı hep sordular imza günlerimizde ve söyleşimizde. Dolayısıyla güzel bir yaşamın içinde gerçeklik tarafı ağır olan ama tabii %20'si kurgu diyeceğimiz kurgularımızın da olduğu bir roman olmuş oldu. Sarı Buğday Mavi Umut kitabımız. İlkokul öğretmenim bana senin hayatını roman olarak kaleme aldım deyince çok sevindim diyen Ayşe Işık da Ünye'ye ilk gelişim ve çok beğendim ifadelerini kullandı. Erdal Hocam bizim ilk öğretim sınıfından da benim okul müdürüm ve öğretmenim de telefon geldi. Benim hikayemi yazmış. O sıra ben de ayaklarımla tutundum hayata kitabına yazıyordum. Çok mutlu olmuştum. Kendim kitabımı yazıyorum ama bir başkası benim kitabımı, yaşadıklarımı kitaba dönüştürmesi daha da mutlu etti beni. Şu an o kitap sayesinde Ordu'da bulunmaktayım. İlk defa geldim Ordu'ya. Ben Erdal Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle yani. Ben de...
Söyleşi sonunda Ayşe Işık öğrencilere ayaklarıyla tuvale yarım saat içinde resim çizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Ordu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Sinema Etkinliği Günleri Açılış Gala Programı bugün yapıldı. Sinema Günleri Etkinliği'nin açılış töreni ve galası, Altınordu Karacömert Mahallesi'nde bulunan Mevlüt'e Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Ordu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programın açılış konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak yaptı. Toparlak konuşmasında sinema etkinliğinin önemine vurgu yaptı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, Türk sinemasının yerini ve rolünü güçlendirmek, ulusal sinema eserlerinin izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ilimiz merkez ve ilçelerde yaşayan ilköğretim öğrencilerimizi ve o yöre insanını sinema ile buluşturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve valiliğimizin desteğiyle Sinema Günleri Projesi'nin ilki 1 Mayıs-15 Haziran 2015 tarihleri arasında, ikincisi 16 Mayıs-15 Haziran 2016 tarihlerinde 19 ilçeye bağlı 38 mahallede açık hava sineması kurularak ilköğretim öğrencileri ve yöre halkına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise programın anlamlı bir program olduğunu belirterek sinemanın önemine vurgu yaptı. Anlamlı bir program. Burada engeli nedeniyle kalmak durumunda ve rehabilite edilmek durumunda olan birçok vatandaşımız var. Tabii bunların bir kısmı dünyayla irtibatını kesmiş durumda. Ancak sevildiğini, ilgilenildiğini bilecek düzeyde bir yapı ve dokuya sahip. Allah onları ve yakınlarını o şekilde imtihan ediyor. Sadece birisi ona sevgi ve ilgi gösterirse sevildiğini biliyor. Biri kızmışsa kendisine kızıldığını biliyor. Ve karnı acıktığında da kimisi yemeğini yiyebiliyor, kimisine de yedirilmek durumunda. Yardımsız hayatını devam ettiremeyecek durumdalar. Fakat sonuçta onlar bu ağır imtihanı kendi başlarına veya yakınlarının çabasıyla kaldıracak durumda değiller. Toplum olarak bizim de destek olmamız, o insanlara yardımcı olmamız lazım. Aslına bakarsan Allah-u Teala bu tür insanlara sahip ailelere bir sabır da veriyor. Ve onu evimizin bereketidir diye sevgiyle bağrına basıyorlar. O da bizler için büyük bir nimet. Konuşmaların ardından Sinema Etkinliği Günleri Açılış Gala Programı film gösterimiyle devam etti. Sinema Etkinliği Günleri programı kokteylle sona erdi. Ordu'nun sakin şehri Perşembe'de 20 Mayıs'ta düzenlenen Mayıs 7'si etkinlikleri için sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mayıs 7'si etkinlikleri kapsamında Perşembe Belediyesi ilçede tekne gezileri düzenlemek için düğmeye bastı. Karadeniz bölgesinde yüzyıllardır 20 Mayıs tarihinde Mayıs 7'si olarak kutlanan şenlik kültürünü yaşatmak için kolları sıvayan Perşembe Belediyesi, vatandaşların denizle buluşmalarını sağlamak ve Mayıs 7'si kültürünü yaşatmak adına gemi kiraladı. Eğer Allah izin verirse Perşembe ilçemizde yüzlerce yıllık geleneğimiz olan Mayıs 7'si 20 Mayıs şenliklerini yapacağız. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, yüzyıllık bir gelenek olan Mayıs 7'sini 2 senedir çeşitli olumsuzluklardan dolayı kutlayamadıklarını ancak bu sene Giresun'dan gemi kiraladıklarını açıkladı. 2 senedir bu şenlikleri yapamıyorduk.
Yapamamamızın sebebi elimizde olmayan nedenlerden dolayıydı. Kiralamak için gemi bulamadık. Perşembemize ait olan gemimiz ise iskelemize yanaşamıyordu. Bu sene Giresun'dan bir şirketten bir tane gemi kiraladık. Başkan Bahtiyar kiralanan geminin 200 kişilik olduğunu ve 20 Mayıs tarihinde tüm Perşembe halkını bu gemiye beklediklerini söyledi. Gemimiz 200 kişilik. Bütün mahallelerdeki kardeşlerimize, Perşembelilerimize söylüyorum. Lütfen bu sene gelsinler, Mayıs 7'sini doya doya kutlayalım. Bahtiyar son olarak Perşembe ilçesinde etkinliklerin devam edeceğini, akşam saat 8'den gece saat 12'ye kadar etkinlik yapılacağını sözlerine ekledi. Perşembe'den meydanda saat 8 ile 12 arası bir eğlence, bir şenlik de yapacağız. Sürpriz sanatçılarımız olacak. Dolayısıyla 2 senedir yapamadığımız bu şenlikleri bu sene yapacağız. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. TV52 ekranlarında severek izlediğiniz Zamansız Yağmurlar programının ana sponsoru Turgay Çetin'in erkek kardeşi Tuncay Çetin İstanbul Bağcılar'da düzenlenen törenle hayatını Elif Yıldırım'la birleştirdi. İstanbul'da ikamet eden ordulu iş adamı Turgay Çetin ve Tarık Çetin'in kardeşi Tuncay Çetin dünya evine girdi. Elif Yıldırım'la hayatını birleştiren Tuncay Çetin'i bu mutlu gününde çok sayıda seveni de yalnız bırakmadı. İstanbul Bağcılar'da bir düğün salonunda düzenlenen ve yoğun katılımın gerçekleştiği tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dualar edildi. Sahabe-i Kiram efendilerimizin ruhaniyetlerine. Törende konuşan Tuncay Çetin ve Elif Yıldırım heyecanlı olduklarını dile getirdi. Heyecanım var, stresim de var ister istemez. İşte hayırlı olsun. İnşallah darısı evlenmeyenlerin başına. Evet. Biz de sana mutluluklar diliyoruz. Allah bir ömür boyu mutlu bahtiyar etsin. Teşekkür ederim abi. Genç kardeşimize de, hanımefendiye de ben mikrofonu uzatmak tabii istiyorum. Çok mutlu bir gün. Evet, heyecanlıyım. İş adamı Tuncay Çetin ise eşimle tekrar evleniyormuşum gibi heyecanlıyım dedi. Heyecanlıyız. Sanki eşimle yeniden biz evleniyoruz kadar heyecan oldu, oluştu. Ama gördüğünüz gibi kocaman kızımız var. Evet. Ama yine de heyecan oluyor. Tabii ki düğün sahibi olunca heyecan oluyor. Bu kardeş en son kardeş. Evet, son kardeş. Çok bundan şükür. Bundan sonra Çetin ailesinin torunlarının düğünlerinden birlikte olacağız. Evet, Allah nasip ederse bundan sonra Çetin ailesinin torunlarıyla devam edeceğiz inşallah. Çetin törene katılmak isteyip de katılamayan herkese teşekkürlerini iletti. Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atilla Aydınlar'a çok teşekkür ediyoruz. O da aynı şekilde telgrafını yolladı. Aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Belagoğlu ve Yalçın Başkanım, ikisi de sağ olsun, onlar da telgrafını yolladı. CHP Genel Başkan Yardımcımız sağ olsun Seyit Torun da telgrafını yolladı. Tabii ki düğün sezonu olduğu için çok ciddi anlamda bir yoğunluk var. Herkes evet, düğünlere artık koşuşturmacı şekilde yetişebiliyor. Programlar yoğun. Ramazan ayı sebebiyle ilk hafta Ramazan ayına son iki hafta kala olduğu için herkes düğününü yaptığı için ve pikniğini böyle yoğunluk yaşayabiliyoruz. Turgay Çetin'in eşi Halime Çetin de ailenin giderek büyüdüğünü söyledi. Çetin ailemize yeni bir birey, yeni bir gelin adayımız geliyor, gelinimiz geliyor. Heyecanlıyız. Zaman geçtikçe daha çok kaynaşacağız, arkadaş olacağız, kardeş olacağız. Tören semazen gösterileriyle sona erdi. Ve bu haberle TV2 akşam bülteninin sonuna geldik. Biraz sonra spordaki gelişmelerle Mustafa Özdoğru sizlerle olacak. Ardından ekonomi ve yol durumu bültenleri gelecek. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde TV2 akşam bülteninde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar, sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. 50. yılında amatör lige düşen Ordu Spor, Mayıs ayının sonunda ya da Haziran'ın ayının ilk haftasında kongreye gitme kararı aldı. Başkan Yaşar Pamuk yönetiminde 2 lig birden düşen ve 5. kez olağanüstü kongre yapacak olan Ordu Spor'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu.
50. yılında amatör lige düşen Ordu Spor, Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının ilk haftasında kongreye gitme kararı aldı. Gelecek sezon bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Ordu Spor, Başkan Yaşar Pamuk yönetiminde 5. kez kongreye gitmeye hazırlanıyor. Üst üste yaşadığı düşüşlerin ardından bu sezon profesyonel lig kariyerine son veren ve artık amatör liglerde mücadele edecek olan Ordu Spor, olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan Yaşar Pamuk yönetiminde 2'lik birden düşen ve 5. kez olağanüstü kongre yapacak olan Ordu Spor'da yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu. Başkanlık döneminde 2'lik düşen ve 5. kez olağanüstü kongreye gidecek olan Yaşar Pamuk, yapılacak kongrede aday çıkmaması üzerine aday olabileceğinin sinyallerini daha önceki açıklamalarında vermişti. Ordu Spor'a başkan olmak isteyen herkesin yanında yer alabileceğini söyleyen Başkan Yaşar Pamuk, Ordu Spor Kulübü'ne talip olanlar varsa buyursun gelsin açıklamasını yaptı. Aday olmak isteyen kişiye yardımcı olabilirim açıklamasını yapan Pamuk, Ordu Spor Kulübü'ne talip olanlar buyursunlar gelsinler. Mayıs ayı içinde ya da en geç Haziran ayının başında kongre olacak. Milletin yaptığı gibi değil, şu anda herkes bize karşı cephe almış durumda. Ama bize bu şekilde yaklaşıyorlar diye düşmanlık beslemeye gerek yok. Ben olsam da olmasam da Ordu Spor'a yardımcıyım. Gelsin birisi bir şeyler yapsın açıklamasını yaptı. Ordu Spor Kulüp Başkanlığı için henüz adaylığını açıklayan kimse yok. Ancak kulislerde dönen birçok isim var. İstanbul'da bir grubun aday konusunda kolları sıvadı ve yoğun bir çalışmanın ardından Ordu Spor'u yeniden eski günlerine döndürebileceklerini gündeme gelirken, Ordu'dan bir iş adamının başkanlık için ikna edilmeye çalışıldığı ve bu ismin teklifi kabul ettiğinde adının açıklanacağı alınan bilgiler arasında yer aldı. Başkan Yaşar Pamuk'un kongrede aday olabileceği ancak başkan olmak isteyen güçlü bir adaya da yardımcı olabileceği belirtildi. Ordu Spor'la bir yıllık daha sözleşme imzalayan antrenör Hakan Yiğit, Ordu Spor'la yeniden sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Tek istediğim bırakıp gittiğimde arkamızdan güzel şeyler konuşulsun diyen deneyimli çalıştırıcı, gelecek sezon Ordu Spor'la üst sıralara oynamak istediğini söyledi. Ordu Spor'la bir yıllık daha sözleşme imzalayan antrenör Hakan Yiğit, Ordu Spor'la yeniden sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Ordu Spor'a geldiği günden itibaren oyuncularla birlikte özellikle taraftarların da çok sevdiği bir isim olan Hakan Yiğit, Ordu Spor'u ve Ordu'yu çok sevdiğini her fırsatta dile getirdi. Ordu Spor ile önümüzdeki sezon için yeniden anlaşmaya varan Hakan Yiğit, yardımcı antrenör Çağatay Saltık ve masör Emrah Yağdın'ın ardından Bavar Eren'i de Ordu Spor kadın basketbol takımının teknik kadrosuna kazandırdı. Maddi durumun çok da önemli olmadığını söyleyen Yiğit, benim Ordu Spor'la, Ordulularla gönül bağım oluştu. Beni sürekli arayıp soran taraftarlarımız var. Bu yüzden önümüzdeki sezonu Ordu Spor'la birlikte iyi işlere imza atmak istiyoruz. Gelecek sezonlar için biraz daha yukarıya oynayan bir takım ve sonraki senelerde Ordu Spor'u sağlam temellerine oturmuş bir takım olarak görmek istiyorum. Ondan sonrası da kısmet. Benim tek istediğim bırakıp gittiğimizde arkamızdan güzel şeyler konuşulsun. Güzel bir şekilde anılalım istiyorum. Bu yaştan sonra bize başka bir şey lazım değil. Bize lazım olan dostlarımızdan, gönül bağı kurduğumuz yerlerden güzel şekilde anılmak ve bu yüzden bir sonraki sezonda daha güzel şeyler yapmak için Ordu'yu yeniden tercih ettim açıklamasını yaptı. Önceki sezon takımda oynayan basketbolcularla görüştüklerini söyleyen Yiğit, eski basketbolculardan en az 5 oyuncunun takımda kalabileceğini söyledi. Yiğit, eski takımdan kalanlar olacak ama oturup da görüşmemiz lazım. Çünkü takımdakilere de iyi teklifler var. Bir de oyuncularla birkaç maddi olarak çözülmesi gereken sorunlar var. Onların da çözülmesi gerek ama en az 5 basketbolcu takımda kalacak diye düşünüyorum açıklamasını yaptı. Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası Ordu'da da farklı etkinliklerle kutlanacak. 24 branşta faaliyetlerin olacağı söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, dopdolu bir gençlik haftası ordumuzu bekliyor açıklamasını yaptı. Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası Ordu'da da farklı etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası 15 Mayıs Pazartesi günü saat 10'da
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak bu yıl Gençlik Haftası'nı çok farklı programlarla kutlayacağız diyen İl Müdürü Mustafa Genç, öncelikle gençleri hem spora teşvik etmek hem de spor yapan gençlerimizi yarıştırmak amacıyla 24 farklı branşta faaliyet yapmayı planlıyoruz. Özellikle çevre illerin katılımıyla atletizm, güreş, tekvando, boks, masa tenisi, bisiklet yarışı ve satranç gibi farklı branşlarda yarışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bu faaliyetlerin tamamını da farklı ilçelerimizde yapmayı arzuluyoruz. Bütün ilçelerimizde spor faaliyeti olsun derdindeyiz. Gençlik Haftası münasebetiyle gençlerimize yönelik gerek sahilde olsun, gerekse gençlik merkezinde olsun, sosyal ve kültürel yönde etkinlikler de yapmayı planlıyoruz. Dopdolu bir Gençlik Haftası ordumuzu bekliyor. Bütün gençlerimizin bu etkinliklerimize katılmalarını bekliyoruz dedi. 2016-2017 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarının tarihi açıklandı. Müsabakalar 11-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ünye 1957 Spor U14 takımı ise Kastamonu grubunda mücadele edecek. 2016-2017 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarının tarihi açıklandı. Müsabakalar 11-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ordu şampiyonu Ünye 1957 Spor, U14 takımının da yer aldığı 2016-2017 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları başlıyor. 2016-2017 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 65 ilden 107 takımın katılımıyla toplam 20 tarafsız grup merkezinde oynanacak. Ünye 1957 Spor, U14 takımı ise 18. sırada yer alan Kastamonu grubunda mücadele edecek. Bu grupta müsabakalar 12-14 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. 2016-2017 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Giresun'da ilk maçında Çaykur Spor'a 4-2 yenilerek turnuvaya veda eden Ünye 1957 Spor U19 takımının ardından gözler şimdi U14 takımına çevrildi. Ordu şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Ünye 1957 Spor U14 takımı Kastamonu grubunda Samsun temsilcisi Atakum Belediyespor, Amasya temsilcisi, Amasya Belediyespor, Çorum temsilcisi, Halk Eğitim Kültür takımlarıyla aynı grupta mücadele edecek. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Samsun, Terme, Ordu Devlet Yolu'nun 13 ve 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kabadüz-Çambaşı İl Yolu'nun 43 ve 53. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine
uymaları gerekmektedir. Ordu, Ulubey ayrımı, Gümüşköy yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Fatsa, Aybastı il yolunun 23-25, 43 ve 45. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz il yolunun 20-24. Kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolaman, Perşembe yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahta ağır ve tehlikeli madde taşıyan araç trafiği Fatsa-Ordu-Prezid devlet yolundan sağlanmakta olup bu saatler dışında ise kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Ordu-Perşembe yolunun 37. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Perşembe-Ordu istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik bu noktadan servis yolu olarak kontrollü verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.